alalım. Çünkü Şunu buradaki şöyle alayım. görüntü biraz benziyor. Yani Şimdi evet biraz benziyor. Heykel üzerinde anlatmadan şöyle biraz bir birkaç bir tabii. şey söylemek istiyorum. Bacağımız kalın, eğri, açılı, ayak bileğimiz ince. Biraz önceki altın oranlardan bahsederken en ince kısım, en kalın kısmın yaklaşık yarısı kadar olmalıydı. Ama burada yaklaşık 3-3,5 katı görünen o. Yani Yani kalın kısım, ince kısım burada 3 katı. evet, 2 katı olması burası çok lazımdı. kalın. Şimdi burasını kemikten ve kastan esas problem kaynaklandığı için çok inceltemeyeceğimize göre demek ki ayak bileğini biraz kalınlaştırmamızda fayda var. Dolgunlaştırmamız. Dolgunlaştırmamızda. Aynı şekilde ayak bileğini dolgunlaştırmak demek bacağın üstündeki açılanmayı da maskeleyecektir. Bir şey soracağım. İnce bilek makbuldür ya. Şimdi siz bileği, hanımefendinin ince bir bileği var. Şimdi siz onu kalınlaştırınca estetik Evet. olarak daha kötü gözükmeyecek mi? Ama estetik kişiye özel işlemdir. Yani ince bilek makbuldür ama sizde ince bilek bacağın eğriliğini vurguladığı için makbul değildir. O yüzden tüm estetik operasyonlarda kişiye göre plan yapılır. Başarı da oradan gelir Bu zaten. makbuldür, makbuldür diyorsunuz ya. Bizi siz erkekler yüzü öyle bir şeye sokuyorsunuz ki Ama bunu olmayıverelim canım ama sağlıklı olalım. Bir şey söyleyeceğim. Sizin söylediğinizi şuna benzettim. Mesela bel inceliği de daha hoş görünebilir ya bize. Ama beliniz inceyse kalçanız yüksek, büyük fazla görünüyor mesela. Oysa bel çukurunuz çok yoksa kalçayı da saklıyor. Sanki ona benzettim. Şimdi eğer kalça kemiği ve basen çok geniş ise belin ince olması hem estetik açıdan hoş değildir, bir de giysi seçmekte zorlanırsınız. Çünkü Tabii bel basenden boşta geçmesi kalıyor. gereken giysi belde bol olur. O zaman ya baseni daraltmak lazım ya da beli kalınlaştırmak Bugün ama lazım. bacakları yapalım, baseni yapmayız. Peki tamam. Peki şimdi burada Evet. ne görüyoruz, nasıl görüyoruz? Şimdi bacak şekli şu şekil hanımefendinin bacağına benziyor. Şimdi ne yapacağız? Birincisi şuradan bir parça, bilmiyorum görünüyor mu? Ben doğru yerde duruyor muyum? Görünüyor, gayet iyisiniz. Şuradan şu bölgeyi, İsterseniz öbür tarafa yapın, öbür İsterseniz bacağı yapın. Öbür diğer bacağın bacağımı dışına yapalım. yapın. Okey, şöyle yapalım. Sizi böyle Hayır, belki anlayayım. Dursun Bey, çalışması sadece öyle. açısından Siz şey olabilir. Tamam. gösterirken, çünkü Peki, tamam. arkanızda kamera var. Hemen şöyle biraz daha öne alayım sizi. Ha, Evet. öyle gösterir. Şimdi şu fazlalığı şuradan almak lazım ki dışarıdaki çıkıntıyı azaltalım. Peki ne var orada? Burada Kas mı? kas var, yağ dokusu var. Kemik kası da biraz itiyor. Kas da aşırı gelişmiş. Biraz da yağ dokusu var. Ama burada az da olsa yağ dokusundan biraz almam bize fayda gösterecektir. Şurayı ben işaretleyeyim mi müsaade ederseniz Peki sizin o. yürümesine ya da kas kaybına, güç kaybına sebep olur mu öyle bir şey? Buradan alacağım yağ dokusu sağlık açısından hiçbir zararlı hamle yapmayacağız. Aslında ben buradaki kasa botoks yapsam ben bu görüntüyü çok çok daha iyi düzeltebilirim ama yapmam. Neden yapmam? Neden? Çünkü bu kas zaten vücudun dengesini ve yürümeyi sağlamak için aşırı gelişmiş bir kas. Ben onu botoksla zayıflatırsam vücudun kendi savunma mekanizmasına ters bir hamle yapmış oluyoruz. Estetik olarak Sizi daha bu tarafa güzel, doğru alabilir miyim? Şöyle estetik şuradan olarak daha yaparsanız güzel öyle. ama fonksiyon ve sağlık açısından daha kötü bir sonuç elde ederiz. O yüzden kasa botoks yapmayacağız. Görüntü biraz daha iyi olabilecekken ondan ödün vereceğiz. Biraz daha az bir şey olsun ama hiçbir şekilde Zafiyeti yapmıyor. kas zafiyeti yapmamak lazım. Peki. Burasını böyle alacağız. Yalnız gerçekten şu anda bakıyorum ve bir fark var. Şimdi Yani o müdahaleyle bile siz fark buradan biraz ediyorsunuz. liposuction yaptık. Sonra yani yağ aldık. Lipoliz ve liposuction. Sonra alt kısmı, ayak bileği kısmını şu bölgeye biraz yağ hücresi, yani kök hücre dediğimiz, aslında yaşama oranı yükseltilmiş yağ hücresi. Kök hücre dediğimizde öyle aman aman çok farklı bir şey değil. Buraya biraz ondan dolgu yapacağız. Üst taraftan fazlalığı aldınız, Evet, alt alt tarafa kısmı. ilave Evet, yapıyorsunuz. evet. Bu kalıcı bir ilave mi? Kalıcı. Buradan aldığımız kalıcı, buraya yaptığımız nakil aynı oranda kalmaz. O yüzden başlangıçta biraz fazla veririz. Çünkü bu bir doku naklidir. Verdiğimiz yerdeki kan akımına muhtaçtır. O kan gelene kadar bir kısım ölür. Yani bunu şöyle düşünmekte fayda var. Bir çiçeği saksıdan alıp başka bir saksıya yerleştirdiğimizde kendisine gelene kadar birkaç tane yaprağı dökülür. Bunun da hücrelerin bir kısmı ölecektir. O yüzden planlanandan yaklaşık %20 ile %30 arasında
fazla veririz. Bu doku nereden geliyor? Örneğin nereden buradan, aldınız? Buradan alacağım. Örneğin onu özel bir işlemden geçirip aşağıya vereceğiz. Aynı şekilde örneğin diz içerisinden de alacağım. Şimdi o tarafa geçip ya da şuradan mı anlatsam? Yok, şimdi şöyle de diz içinde anlatalım. Evet. Şimdi şuradaki fazlalığı alacağız. Şu çizdiğim kısım. Çünkü oradaki fazlalık bacak iç kısmındaki çukuru da vurguluyor. Onu alınca sanki bacağın iç kısmı daha düzmüş gibi oluşacak. Şimdi standart bacakta, yani daha doğrusu güzel algılanan bacakta, bacağın dışında hafif bir açı vardır. Yani şöyle C gibi değildir ama hafif bir açı parantez vardır. Parantez, böyle küçük bir parantez. Çok hafif bir, evet. Bu çıkıntı içte daha azdır. Bacağın iç kısmı nispeten dışa göre daha düzdür. Biz şimdi bu dış kısmını çok düz yapamadığımız için iç kısmı da biraz normal oranlardan daha fazla açılandıracağız ki şimdi bacağın dış yüzeyi, dış kenarı şöyle duruyor. İç kenarı da böyle duruyor. Değil mi? Bu bir eğri bacak. Şimdi ben bunu düz yapamıyorum. Çünkü kemikten ve kastan kaynaklanıyor. Bunu az düz yapabiliyorum. O zaman ne yapabilirim? Bunu maskelemek için bunu biraz böyle yaparım. Ne olur? Bacak biraz birazcık daha iç kısmı kalın görünür ama daha düz görünür. Madem ki bunu düzeltemiyorum, bunu biraz kalınlaştırırım. Ben bu plastik cerrahi çözdüm. Fazladan al, aza koy. Fazladan al, aza koy. Bu şekilde. Gülsün şimdi... Hanım'la biz sizi izliyoruz. Bu arada Aytun nasıl bakıyor biliyor musun? Bunlar bana mı yapılacak acaba diye. Peki. Ama farkı fark ediyorsunuz değil mi? Dursun Bey yapmaya devam ediyor. Siz de izlemeye devam ediyorsunuz. Kısa bir ara veriyoruz. Sonra bakalım bacağımız ne hale gelmiş, beraber göreceğiz. Evet efendim. Arada heykeltıraşımız Dursun Bey'le Doktor Hasan Fındık beraber çalıştılar ve yepyeni bir bacak ortaya çıkardılar. Sizin ameliyatlarda böyle heykeltıraş yok değil mi? Kendiniz yapıyorsunuz. Ne kadar sürecek bu arada? Şimdi Gülsel Hanım bizi dikkatli bu, takip ediyor tabii. Bu işlemin totali yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde bitecek. Çünkü birkaç tane kombinasyon yapıldı. Yani bir yerlerden... Neler yaptık anlatın bize. Biraz önce bahsettiğin gibi aslında fazla olan yerlerden fazla doku alındı. Az olan yerlere de bunlar vücuda tekrar geri verildi. Şimdi bacak iç kısmına, şu kısma ben küçük bir silikon da düşünüyorum. Yani doku nakli, aynı zamanda yani liposuction, lipoliz, işte kök hücre, ama bunları bir kombinasyon halinde yapmayı planlıyorum. Bacak silikonu uygulamayı düşünüyorum. Bu ne amaçla kullanacağım? Bacak içerisindeki eğriliği biraz maskelemek amaçlı kullanacağım. Ama belki operasyonda eğer vereceğim doku benim içime siner ise, oranları sağlarsa bacak silikonu kullanmayabilirim. Neden kullanmayabilirim? Çünkü hanımefendinin kası çok gelişmiş. Yani ben ne kadar şekil vermeye çalışırsam çalışayım sporcu bacağı var. Yani şurasında bir çıkıntı var. Küçük ama ciddi bir çıkıntı var. Onu maskelemeye çalışıyorum. O eğer vereceğim doku nakliyle çözülecekse silikona gerek kalmayacak ama belki de kombinasyon yapacağım. %100'lük bir sonuç değil ama eski bacağıyla kıyaslandığında çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Peki, bir de fonksiyonunu bozmayacağız. Bozmayacağız. Yani bu çok önemli. Kaslarını zayıflatmayacaksınız. Evet. Yürümesi değişmeyecek, zorlaşmayacak. Peki Gülsem, sizin sorunuz var mı? Ne sormak merak istiyorsunuz Hasan Bey? Merak ettiğiniz bir şey var mı? Siz sporcu gibi dediniz az önce. Sporcu bacağı da, sporcu da değilim aslında. Ev hanımıyım, niye bu kadar böyle? Çok ayakta durmaktan mı sporcu olmuş? Bacağı gibi. Evet. Çünkü açılanmanız, yani ayakla bacak arasındaki, baldır arasındaki oran değiştiği için siz şöyle durunca, şöyle açıklayayım. Topuklu ayakkabı giydiğinizde nasıl burası daha çıkıntılı duruyor? Sizin hayat boyu topuklu ayakkabı giydiğinizi düşünün. İster istemez o kas daha gelişmiş. Hem kısalmış hem arkaya doğru çıkıntılı olmuş. Bacak şeklinden memnun kalırsınız. İşlem sonrası bacak şeklinden memnun kalırsınız. Tek endişemiz ne olur? Hani aynı zamanda bacak biraz da kalın. Aslında incelterek düz yapabilsek çok iyi çözüm olacaktı. Ama inceltmek kasa dokunmayacağımız için çok mümkün olmayacak. Belki kalınlık bizi biraz üzebilir ama şekil olarak ben operasyondan sonra etek giyebileceğinizi düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Ne kadar zamanda toparlanacak ameliyattan sonra? Eğer bacak silikonu koymaz isem hemen 4-5 saat sonra ayağa kalkıp evine gidebilir. 4-5 saat sonra ayağa kalkıp evine gidecek. Evine gidebilir.
tüm kombinasyonlar dahil. Ama bacak silikonu koyacaksan bir gece hastanede kalması lazım. Ertesi gün yine ayağa kalkıp gidebilir ama bir hafta 10 gün topuklu giymeyecek ve bacak silikonu uygularsan biraz da ağrısı olacak. Yani ilk 3-5 gün yürürken biraz daha hafif ördekvari bir yürüyüş olacak. Peki şimdi hanımefendiyi görüyoruz. Gerçekten o rahatsızlığını biz de görsel olarak görebiliyoruz. Kimlere yapılabilir böyle bir estetik çalışma, kimlere yapılamaz? Bir sıkıntısı yok ise sağlık açısından. Yaş faktörü önemli. Yaş, tüm estetik operasyonları fonksiyonel bir bozukluk yok ise, hayatı tehdit etmiyor ise ergenliği bitirmek lazım. Genel prosedür bu. Yani 18 yaş altına bunları çok yapmamak lazım ama son zamanlarda o kadar talep var ki 15 yaşında ailesiyle de birlikte gelen, yalnız karne da takipte gelen. Geliyor. O kadar üzülüyorum ki, çok özür diliyorum burada. Buna ben de daha üzülüyorum. 15 yaş, yani 16 yaşında ben makyaj yapmalarına bile son derece karşıyım. Saçlarını o kadar güzeller ki hiç gerek yok. Şunu anlatmak lazım. Peşinden koştuğunuz şeyi yaşamın ileri dönemlerinde zaten yaşayacaksınız. Doya doya yaşayacaksınız. Ama 15 yaşında saçı boyamaya gerek yok. Boyatmak zorunda kalacağınız dönemler olacak. Biraz sabırlı olmak lazım. Burada biraz ailelere de iş düşüyor. Yani çocuğun her istediği olmaz. Olmaz. Evet. Peki Nazife Hanım, bize gerçekten yüreğini açtı. Şimdiye kadar çok güvenememiş ve böyle bir operasyonu tabii ancak doktorumda olursam olacağım diye gelmiş. Evet. Kocanızın size söylediği şeyler benim çok canımı acıtmıştı. Yani tabii ki görsellik önemli ama siz ona nasıl bir tepki verdiniz? Ne söylediniz? Hayır, mağazaya gittiğimizde diyor ki kız bak diyor bu pantolonlar çok güzel olur. Etek giy hani. Diyorum sorunumu biliyorsun, giyemem diyorum. Üf, ne zaman bitecek bu sorunun? Hani sanki ağrım var da geçecekmiş gibi. Peki siz ilk tanıştığınız zaman bunu görmedi mi diyeceğim ama siz... Görmedi, görücü usulü evlendik. Görücü usulü evlendiniz. Evet. Peki sonrasında tabii de böyle bir riski var. Peki aynı problem onda olsaydı siz bu kadar sorun eder miydiniz? Hayır, niye etmem yani. Etmezsiniz. Evet. Peki bunu... Dürüstçe söyleyin. Onun için mi istiyorsunuz? Kendiniz için mi istiyorsunuz? Kendim için. Ondan sonra da onun için. Gerçi... Yani bana bakışlar, milletin bakışı beni çok rahatsız ediyor. Hani sağlık açısından önemli. Yürüdüğün zaman böyle insanların bakması beni çok rahatsız ediyor. Bir de direkt sorması. Ne soruyorlar ki? Niye öyle yürüyorsun? Ne var bacağında? Neden ha, görmüyorlar yani. Ha. Normalde durup dururken de bunu soruyorlar. Basmada problem oluyor çünkü bacaklar dışa doğru olunca biraz evet, iki yana sendeleyerek bir yürüme oluyor. Öyle olunca da insanlar sanki bir sorununuz mu var diye soruyorlar evet, herhalde. Gerçi bunu kötü niyetli de sormamış olabilirler diye düşünüyorum ama sonuçta sizi rahatsız ediyor. Çok rahatsız. Bu yürüyüşü biz değiştirmeyeceğiz. Sadece algıyı değiştireceğiz. Yani bacağını daha iyi hissettiği için, insanların sorularından yürüyüş değişmeyeceği için bacak şekli değişecek sadece. Alınganlığı azalacak. Kendini daha güzel. Ama Gülsen, ben şunu söylüyorum. Kalktınız sabah, giydiniz eteğinizi, çıktınız. Kalktınız, dar bir tayt giydiniz, çıktınız evden. Böyle bir rüyanız var mı? Var. Bunun gerçekleşmesi sizin için ne kadar büyük bir olay? Mesela yaz oluyor, herkes mesela pantolonu, şortunu giyiyor, çıkıyor, yürüyüşünü yapıyor, alışverişini yapıyor. Ben de aynı o şekilde giyinip çıkmak istedim. Yine kat kat giyiniyorsunuz. Kat kat giyinmemek için. Peki bu sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Çok. Peki Hasan Bey bunu gerçekleştirse? İster misiniz? Çok. Rüyalarımı gerçekleştiriyorum. O zaman sizin rüyalarınızı gerçekleştirmek için biz Hasan Bey'den rica ediyoruz. Yapalım mı bu operasyonu Gülser Hanım'a? Yapalım, zevkle. Biraz önce konuşmamızda da şeyi anlattım. Bu sizi mutlu edecek ise bu görüntümüz, ben zevkle gerçekleştiririm operasyonu. Çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan sonra diliyoruz rüyalarınızın bir kısmını biz halletmiş olacağız. Sizlere gerisi size ait. Peki. Çok teşekkür ederim. Heykel tıraşımız Dursun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Operatör Doktor Hasan Fındık, her zamanki gibi elinize sağlık diyoruz. Sağ ol, şimdiden çok teşekkür sonuçlarını ediyorum. Burada şimdiden göreceğiz ve yarın... Yarın saat 9'da Kanal D ekranında canlı yayında yine rüyalarınızı gerçekleştirmek için karşınızda olacağız. Hoşçakalın.